Değerli arkadaşlarım, Artvin TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en huzurlu ili. 2015 TÜİK verilerine göre Türkiye'de Artvin'den daha huzurlu olan il yok. Artvin'de cezaevleri kapatıldı. Yusufeli'de cezaevimiz vardı, kimse olmadığı için kapatıldı. Borçka'da kapatıldı. Suç oranının en az olduğu illerden bir tanesi. Suç işlemiyor Artvinli ama bir fiili durum yaratılıyor. Artvin'de toplantı ve gösteri yürüyüşü yasak. Neden? Neden olduğunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Artvin Cerattepe'de çıkartılmak istenen maden girişimiyle alakalı olarak bir iş adamı bir kenti kurban alıyor değerli arkadaşlarım. Artvin'de fiili olarak vali kim biliyor musunuz? Kim Artvin'de vali? Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz Artvin'de valilik yapıyor değerli arkadaşlarım. Çıkartacağı maden girişimiyle alakalı olarak yasaklar koyuyor. Valinin hiçbir iradesi yok. Valiye bir kağıt gönderiyorlar. Birer arayla Artvin'de toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklıyor. Niye? Çünkü Cerattepe'de çıkartılmak istenen madenle ilişkin olarak herhangi bir infial olursa, toplumdan bir gösteri olursa bunu engellemeye çalışıyor Sayın Vali. Ben buradan Sayın Vali'ye sesleniyorum. Artvin babanın çiftliği değil ki. Artvin Cumhuriyet'in kenti, hukuka saygılı olan insanların kenti, herhangi bir problem olmayan kardeşçe insanların yaşamış olduğu bir kent. E bu kentte niye sokağa çıkma yasağı uyguluyorsun Sayın Vali? Bunu sormak benim bir il milletvekili olan hakkım değil midir? Bu yanlış karardan bir an evvel dönülmesini istiyorum. Bakın anayasa çalışmalarıyla alakalı propaganda dönemi başlayacak. Artvin'de biz basın açıklaması yapamayacağız. Böyle bir dikkat garibesi olur mu değerli arkadaşlarım? Bu nedenle valinin bu yanlış kararını geri almasını ummaya çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Artvin'de başka bir şey daha var. Bakın Borçka'nın, Artvin'in Borçka'nın yetiştirmiş olduğu önemli bir anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu'nu bu anayasa oylamasında hayır dediniz diye kenara koydunuz değerli arkadaşlarım. Hayır oyu kullandı diye. Ben parlamentodan İbrahim Kaboğlu'nu saygıyla selamlıyorum. Ama aynı Borçka'da, Borçka'nın bir kaymakamı Ertuğrul Örnek, buradan adını da veriyorum. Evet kampanyasıyla alakalı sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Sayın Kaymakam'a diyorum ki o Örnek olan soy ismini bir değiştir. Eğer senin siyasi bir kaygın varsa, evetle alakalı mücadele etmek istiyorsan o arabadan in, kabu arabasından gel bir alanlara bir boyun ölçüsünü alalım Borçka Kaymakamını. Gel bir boyun ölçüsünü alalım bakalım değerli arkadaşlarım. O nedenle bu yanlışlıkların düzeltilmesi lazım. Bakın 22 hektarla alakalı olarak bir chat raporu var. Cerattepe'de çıkartılmak istenen 22 hektarla alakalı. Şimdi diyoruz ki ÇED'le alakalı herhangi bir düzenleme yapılmadan, buna ilişkin bir revize planı olmadan 240 hektar civarındaki yerle alakalı olarak Cerattepe'de maden çıkartılmasıyla alakalı bir fiili durum yaratmaya çalışıyor ilgili şirket. Bu şirketin kim olduğunu biliyoruz. Bu şirketin sahibinin halka olan ilgisini de biliyoruz değerli arkadaşlarım. Ama şunu iyi bilin, koşullar ne olursa olsun, Sayın Valiye de buradan sesleniyorum. Ona talimat veren siyasi iradeye de sesleniyorum. Artvinliler en son Artvinli hayatta kaldığı sürece Cerattepe'de o madeni size çıkarttırmayacağız. Bize bedeli ne olursa olsun. Bakın bunu iyi bilin. Sanmayın ki bu olağanüstü koşullarda Artvinli'nin sessiz duruşu bunu kabul ettiğinden bir teslimiyetin simgesi değildir. Bunu açıkça söylüyorum, fırtına öncesi sessizliktir. O nedenle hayır diyorken aynı zamanda Cerattepe'ye de hayır diyoruz değerli arkadaşlarım. Önce konuşmamda söylemiştim. Memleketimiz bayırdır demiştim ama Artvin'in kararı hayırdır. Bunu parlamentoya 16 Nisan'dan sonra yaptığımız konuşmada inşallah bu kürsüden anlatacağım değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bakın bugün Artvin'de, Arhavi'de çayla alakalı olarak, organik gübreyle alakalı olarak bir toplantı düzenleniyor. Değerli arkadaşlarım, Çaykur Genel Müdürü, Tarım Bakanlığı'nın yetkilileri, Sayın Bakan, değerli vali, herkesi çağırıyor, Artvin'in milletvekili yok. Ben Ermenistan'ın milletvekili miyim değerli arkadaşlarım? Ben başka bir ülkeden mi geldim buraya? Artvin'in çay sorunu görüşülüyor ve bize vebalı muamelesi yapıyorlar. Ve orada daha ilginç olan bir durum var. Organik çayla, organik tarımla alakalı olarak bir sınır belirlemişler. Pazardan bizim tarafa doğru organik tarım var, iyi, bir şey demiyorum. Ama bir üretim kaybıyla yaşanacak mağduriyetlerde çay üreticisi zaten kan ağlıyor. Bununla alakalı olarak pazardan bu tarafa var da pazardan Rize'ye doğru niye yok? E bunu bir sormamız gerekmiyor mu değerli arkadaşlarım? Bu anayasadaki eşitlik ilkesi nerede duruyor değerli arkadaşlarım? Bunu anlatmak istiyoruz. Bu vesileyle bir kere daha sesleniyorum ki Cerattepe olduğu müddetçe Artvin aklı onurlu ve dik duruşunu sergileyecektir. Artvin halkı yerini